Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli English Home'a ait örgü paspas yapımını tarif edeceğim. O kadar kolay ve keyifli bir yapımı var ki örgüye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Özellikle çeyiz hazırlığındaysanız bu modeli mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kullandığım ipim spagetti yarnın barbante ipi oldu. Toplamda 3 adet ip yeterli oldu. Orijinalinde olduğu gibi ölçüsünü eni 60, boyu 90 santim olacak şekilde hazırladım. Şöyle modelimize yakından bakalım. Video içerisinde detaylı anlatımını sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçelim. Paspasım için spagetti yarnın barbante ipini kullanacağım. İpimizin özelliğine bakalım. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester, 250 gram ağırlığında, 180 metre uzunluğunda. Dokusu çok güzel. Özellikle banyoda kullanacaksanız bu paspası barbante ipini denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Spagetti yarnın barbante ipinin birçok renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek bakabilirsiniz. Modelimizi tarif etmek için barbante ipinin bej rengini kullanacağım. Bakın dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 6 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örme sıkılığınıza, gevşekliğinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Benim elim çok sıkı değil, gevşektir. Bu yüzden 6 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka zincirlerimizi, başlangıç zincirlerimizi ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde çekeceğiz. Tığımızın başına doluyoruz. Oluşan yuvadan ipimizi geçiriyoruz. Bakın çok sıkı değil. Ördüğüm ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Toplamda 39 adet zincir çekeceğim. Bu arada verdiğim ölçüler sizinle birebir aynı olmayabilir. Ben 90'a 60 şeklinde çalıştım ama burada verdiğim ölçüler aynı ipi, aynı tığ numarasını kullansak dahi birebir aynı olmayabilir. Neden? Çünkü örme sıkılığımız, gevşekliğimiz farklı olacağı için ölçüler biraz az olabilir, belki biraz fazla olabilir. Bu büyük etken. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi ben toplamda 39 adet zincirlerimi bakın biraz gevşek olacak şekilde çekip hazırlıyorum. Toplamda 39 adet zincirimizi çekip hazırladık. Buradaki bakın zincirimizin düz kısmı burası. Şimdi tersini çevirdiğimiz zaman bakın kesik çizgiler görüyoruz. Yani şu noktalar. Bizler bu kesik çizgiye batarak örgümüzü öreceğiz. Zincirin kesik çizgisini kullanacağız. Normalde nasıl batıyorduk? Zincirin böyle tek kanadına batarak, içine batarak örgülerimizi örüyorduk. Ama şimdi çizgi noktasına batarak daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi buradaki 39. zinciri bırakıyoruz. 38. zincirin çizgi noktasına batıyoruz. Bakın oldukça belirgin. Arka kesik çizgiye batıyoruz. Direkt ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincirin kesik çizgisine batarak ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne örüyoruz. Şimdi her bir zincirin bu şekilde arka kesik çizgilerine batarak, sık iğne örerek son noktaya kadar ilerleyeceğiz. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bakın sık iğneleri ördüğümde hafif böyle içe kıvrılıyormuş gibi. Ne yapacağız? Hemen el ütüsü yapacağız. Bakın örgümüzün esneme payını alarak elimizi düzlediğimiz zaman örgümüz oturuyor. Mutlaka el ütüsü yapmayı ihmal etmeyelim. Özellikle yeni başlayanlar varsa aramızda örgümüzü örerken bir parça ördükten sonra şöyle açıp örgümüzün iyice oturmasını sağlayalım. Bakın oldukça muntazam görünüyor. Biraz önce halbuki böyle içe kıvrıktı. Bakın esneme payını aldıktan sonra örgü çok güzel açılıyor. Şimdi bu şekilde zincirimizin son noktasına kadar her birine bir tane sık iğne olacak şekilde son noktaya kadar ilerliyoruz. Sık iğnelerimizi örerek son zincire kadar geldik. Şimdi bu son zincire 3 tane sık iğne öreceğiz. Hemen batıyoruz. Buradaki son zincirin arka kesik çizgisine batarak 1, tekrar aynı zincire 2. sık iğne, tekrar aynı zincire 3. sık iğnemizi örüyoruz. Bakın dönüşümüzü yaptık. 1, 2, 3 tane sık iğneyle. Şimdi zincirlerin olduğu burada sık iğne bakın 1, 2, 3 tane sık iğne var. Burada 4. sık iğne artık karşı tarafa geçtiğimizi gösteriyor. Şimdi bu zincirin içerisine batarak hemen sık iğnenin dibine batıyoruz.
Bakın başak şeklinde bu şekilde tığımızın üzerinde kalacak. Buradaki kısa ipi de tığımızın üzerinde tutuyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. Yine sık iğne örüyoruz. Şu nokta çok gevşemesin, buna dikkat edelim. Bakın 3 tane sık iğneli dönüş yaptık. Hemen karşılıklı gelecek sık iğneler zincir boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Hemen bir sonraki, bakın sık iğnenin olduğu hemen dibine batıyoruz. Zincire batıyoruz. Başak şeklinde bu şekilde görünecek. Kısa ipi de tığ üzerinde tutuyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Şimdi zincirlere karşılıklı batarak kısa ipi yeteri kadar gizledik. Sık iğnelere karşılıklı batarak zincir noktalarına batıyoruz. Bu şekilde her birine bir tane sık iğne örüyoruz. Bakın dönüşte 3 tane sık iğneydi. Şimdi sık iğnelere karşılıklı olacak şekilde batıp burada her birine bir tane batarak buradaki son noktaya kadar ilerleyeceğiz. Buradaki uç kısma geldikten sonra şimdi burada bir tane sık iğnemiz kaldı ve burada 39. zincirimiz vardı bıraktığımız. Yani buradaki son sık iğnenin olduğu boşluğa batarak yine bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi bu son boşluk, başlarken bir tane sık iğne örmüştük. Bitirirken de bir tane sık iğne ördük. Şimdi kaydırma noktası yaparak kaydırma noktasında bir tane sık iğne kabul edeceğiz. Yani bu dönüşte başta bir sık iğne, bitişte bir sık iğne, kaydırma noktasıyla toplamda 3 tane sık iğne noktası olmuş olacak. Şimdi son sık iğneyi de ördükten sonra ilk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Direkt ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3 tane sık iğnemiz olmuş oldu dönüşte. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Gelen ilk sık iğneye, kaydırma yaptığımız sık iğneye 3 tane sık iğne öreceğiz. Batıyoruz. İlmek çıkardık. Birinci sık iğne. Tekrar aynı noktaya. İkinci sık iğne. Tekrar aynı noktaya. Üçüncü sık iğne. Şimdi bir sonraki sık iğnelerin olduğu tepe boşluklara batarak her birine bir tane sık iğne örüyoruz. Bu şekilde her birine bir tane öreceğiz. Ta ki diğer köşedeki dönüş noktasına kadar. Buradaki üçlü sık iğnenin olduğu dönüş noktasına geldik. Bakın 1, 2, 3 tane sık iğne vardı aynı zincire battığımız. Şimdi bu ilk üçlünün, üçlü sık iğnenin ilkine 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, tekrar aynı boşluğa. 2, tekrar aynı boşluğa. 3. Eğer bu noktada çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırabilirsiniz. Şimdi ikinci sık iğneye bir tane sık iğne. 3, bu noktaya 1, şimdi bu noktaya 3 tane sık iğne öreceğiz. Şimdi geliyoruz bir sonrakine 3 tane sık iğne örüyoruz. Dikdörtgen bir taban oluşturacağız ilk noktada. 3, 1, 3 şeklinde ördükten sonra şimdi diğer noktalara bir tane sık iğne örerek ilerliyoruz. Her birine artık bir tane batarak burada köşe noktasına kadar ilerliyoruz. Burada bitiş noktasına geldik. Hatırlayalım. Kaydırma yaptıktan sonra ilk sık iğneye 3 tane sık iğne örmüştük. Şimdi bu üçlünün kaydırma bir tane de sık iğnemiz vardı. Buradaki yani son kalan sık iğneye tepe boşluğuna batarak 3 tane sık iğne örüyoruz. 2 ve 3. Kaydırma noktasını bir tane sık iğne kabul etmiştik. Yine bu sırada da kaydırma noktası bir tane sık iğne olacak. Şimdi bakın kaydırma noktasına hiç batmıyorum. 3 tane sık iğne ile bitirdim. 3 tane sık iğne ile başlamıştım. Şimdi ilk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna direkt batıp ilmek çıkarıyorum. Tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkardım. Ve diğer ilmeğimden kaydırarak sıramı birleştirmiş oldum. Tekrar bir zincir çekerek aynı boşluğa, bakın kaydırma yaptığım boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane sık iğneden sonra burada 1, 2, 3 tane sık iğnemiz vardı. İlkine 1 ördük. İkincisine 3 tane sık iğne öreceğiz. Artırmaları 3 kez yaparak devam ettireceğiz. Yani burada 3 tane sık iğnemiz var. İkincisine her zaman 3 tane sık iğne batarak köşeleri oluşturmuş olacağız. Geliyoruz ikinci sık iğnenin olduğu noktaya 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2 ve 3. Sonra diğerlerine tek batıyoruz. Tek, tek şeklinde ilerleyeceğiz. Ta ki bu köşedeki üçlü sık iğnenin olduğu noktaya kadar. Buradaki üçlü sık iğnenin olduğu noktaya geldik.
İlkine tek batacağız. 1, 2, 3 tane sık iğnemiz var. İlkine 1 tane sık iğne örüyoruz. İkincisine 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. Köşeler hep bu şekilde devam edecek. Şimdi bir sonrakine tek batıyoruz. Bu sırada alt sırada bir tekimiz vardı. Bu sırada 3'e çıkmış olacak. Bir sonrakine batıyoruz. Tekrar tek. Tekin üzerine tek geldi. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane sık iğnemizin olduğu nokta. İlkine tek batıyoruz. Bakın bu üçlünün ikincisine 3 tane sık iğne yaparak artırmamızı yapmış olacağız. Hemen geliyorum ikinci sık iğnenin olduğu noktaya. 3 tane sık iğne örerek köşeyi oluşturmuş oluyorum. Bakın dikdörtgen bir şekil aldı. Şimdi bir sonrakine tek batarak ilerliyorum. Köşeler bu şekilde oluşacak. Başlangıç sık iğne sıramız 4 sıraydı. 1, 2, 3. 4. sırada da yine bu noktaya geldiğimizde ilkine tek, ikincisine 3 tane olacak şekilde sık iğnelerimizi öreceğiz. Burada tek olan 3 tane sık iğne sayısı bir sonraki sırada 5 tane olacak. 1, şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş olacak. Şimdi sık iğne örerek devam ediyoruz. Bu köşeye geldiğimizde 1, 2, 3 tane sık iğnemiz var. İlkine tek, ikincisine, ikinci sık iğneye 3 tane sık iğne örerek buradaki artırmayı da yapmış olacağız. Sonra 1 tane sık iğne yaparak burada kaydırma yapacağız. Burada hatırlayalım, 3 tane tekli sık iğnemiz vardı. Başlarken 1 tane tek sık iğne ördük. Bitirirken 1 tane sık iğne öreceğiz. Kaydırma noktasıyla 3 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Şimdi sırayımızı bu şekilde tamamlayacağız. Sonraki bir üst sıraya birlikte devam edeceğiz. Bitiş noktasındayız. 3 tane sık iğnemizi ördükten sonra buradaki son sık iğneye 1 tane sık iğne örüp ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batarak kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip ilk noktaya yine ilk sık iğnenin tepe boşluğuna 1 tane sık iğne. Üçlüye geldik. İlkine 1 tane sık iğne. İkincisine yine 3 tane sık iğne. Bakın alt sırada yaptığımız işlemin birebir aynısını yapmış olacağız. Üçlü yaparak bakın dikdörtgen tabanımızı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Sonra diğer yerine tek batacağız. Köşede de alt sırada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını yaparak sıra sonuna kadar yine burada da artırmamızı yaparak sıra sonuna kadar ilerleyip artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Burada dikdörtgen bir parça hazırladık. 4 sıra örerek tamamladık. Şimdi 4. sıramızı tamamlıyoruz. İlk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıktık. Tığımızın başına doluyoruz. Şu kaydırma olan boşluğa geliyoruz bakın. Kaydırmanın olduğu boşluğa batarak buradan ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. 3 ilmeğimiz var. Tığımızın başına doladık. İkisini birlikte örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak buradaki ilk sık iğne boşluğunu bırakıp kaydırma yaptığımız ilk sık iğne boşluğunu bırakıp bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Tekrar doladık. Aynı boşluğa batarak ikinci ikili trabzanı örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki üçlünün, bakın üçlü sık iğnenin olduğu noktaya geldik. İlk sık iğneyi bırakıp ikinci sık iğneye batarak iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bir, tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzanı ördük. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Tekrar aynı boşluğa. Neden? Çünkü burası artırma noktamız. Aynı boşluğa batarak tekrar iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın burada bir köşe artırma noktası yaptık. Diğerleri hep 2-2. Burada 2-1 tekrar 2-4 sık iğne olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bu kez bu düz kısımda, uzun kısımda iki tane boşluk bırakacağız. Bir zincirden sonra 1-2 boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak İki tane ikili trabzan örüyoruz aynı boşluğa. Bir zincir, bir iki boşluk bırakıp bir sonrakine iki tane ikili trabzan örüyoruz tekrar aynı boşluğa batarak. Şimdi bu şekilde bir zincir, iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa iki tane ikili trabzan örerek buradaki köşe artırma noktasına kadar ilerliyoruz. Şimdi buradaki dönüş noktasına geldik. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada bir iki boşluk bıraktığım zaman üçlünün ilk sık iğnesine geldiği için şimdi burada bir tane boşluk bırakacağım. Bir sonrakine batıp
2 tane kilit trabzan örüyorum. Tekrar arada bir zincir var. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak 3 ürünün ikinci sık iğnesine şimdi artırma yerimizi yapacağız. Tekrar aynı boşluğa ikinci kilit trabzan, arada bir zincir. Doladık. Tekrar aynı boşluğa. Bakın bunlar artırma noktalarımız oluyor bizim. Bir sık ikili trabzan, tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan daha. Bunlar köşe noktalarımız olmuş oluyor. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz. Bu kısa kenarlar bu şekilde olacak. Tekrar aynı boşluğa batıp ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi burada artırma noktası geliyor. Bir zincir. Bakın son bir boşluğumuz kaldı. Üçlü sık iğnenin ikincisine geldik. Burada şöyle tekrar gösterelim. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak 2 tane ikili trabzan aynı boşluğa. Tekrar bir zincir. Aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan. Sonrasında yine bir zincir. Aralar hep bir zincir, 2 trabzan. Bir zincir, 2 trabzan şeklinde ilerliyor. Bu köşelerdeki artırmaları da yaptıktan sonra artık uzun kenara geçtiğimiz için tığımızın başına dolayarak 1-2 boşluk bırakıp 3. boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, 1-2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batarak İkili trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde iki boşluk bırakarak üçüncü boşluğa iki tane ikili trabzan örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Köşe noktamıza geldik. Bir zincir çekiyoruz iki tane ikili trabzandan sonra tığımızın başına dolayarak. Şimdi burada bir iki boşluk bıraktığım zaman üçlü noktaya gelmiş oluyorum. Bunun için şimdi burada bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine batarak iki tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Bakın üçlünün ikincisine gelmiş oluyoruz. Şimdi burada köşe artırmamızı yapacağız. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak 2 tane ikili trabzan, bir zincir. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzanı örüyoruz. Sonra bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa batarak 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bitişimizi yapacağız. Bitiş için burada bir zincir çekiyoruz. Baştaki 3 zincire hiç dokunmuyoruz. İlk ördüğümüz ikili trabzanın tepe boşluğuna gelip ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Artık hep bitişleri bu şekilde yapacağız. Şimdi bir zincirlik boşluklara çalışacağız artık. Bunun için ilk trabzana battıktan sonra geliyorum bir zincirlik boşluğa direkt batıp bir de burada kaydırma yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu 3 zinciri bakın bu başta da olduğu gibi bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Bakın 2 trabzan zincirle beraber. Şimdi bu 3 zincirde 1 trabzan. Tekrar aynı boşluğa batıp 1 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan olmuş oluyor. Aralarda yine bir zincir var, doladık. Şimdi bir zincirlik boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan öreceğiz. Artık model hep bu şekilde ilerleyecek. Artırma noktasına geldiğimiz zaman da bir zincir çekip bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir var. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan örerek köşe artırmalar hep bu şekilde devam edecek. Sonraki model nasıl ilerleyecek? Bir zincir, hep bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan öreceğiz. Bakın bu şekilde köşeler hep aynı devam edecek. Hep bir zincirlik boşlukları aynen çalışacağız. Bu köşeler de hep aynı olacak. Bakın bir zincirlik boşlukları hep 2 tane kilit trabzan. Köşe artırmaya geldiğimizde de burada yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını yapacağız. Şimdi bu şekilde sizlere tarif etmiş olduğum gibi 12 sıra öreceğiz. Şu an bir sırayı beraber ördük. Önemli olan birinci sıraydı. Şimdi ikinci sıraya geçtiğimizde de tarif ettiğim gibi köşelerde sadece artırma yapacağız. Bir zincirlik boşluklara yine 2 tane trabzan, aralarda da hep bir zincir var. Bu şekilde 12 sıraya kadar tamamlayacağız. 12 sıraya tamamlayalım. Sonraki artık son sıramıza da birlikte devam edelim. Trabzanlı sıralarımızı 12 sıra olana kadar örüp tamamladık. Şimdi buradaki son bitişte bir kez daha sizlerle
paylaşmak istiyorum. Bir zincir çekiyorduk ve bir zincirlik boşluklara batarak iki tane ikili trabzanımızı örüyorduk. Köşelerde de iki trabzan, bir zincir aynı boşluğa tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorduk. Dört köşeye de aynı işlemi uyguluyorduk. Bu şekilde 12 sıra ördük. Şimdi bitişi nasıl yapıyorduk? Bir zincir çekiyoruz. 3 zincire hiç dokunmuyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimiz vardı. Gelen ilk trabzan boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyorduk. Sonra bir zincirlik boşluğa gelerek tekrar bir kaydırma yaparak sonra 3 zincir çekip tekrar bakın. Burada olduğu gibi 3 zincir tekrar aynı boşluğa bir trabzan örerek sıramızı devam ettiriyorduk. Şimdi bu noktada artık kenar süslemesi yapacağız. 12 sıra trabzan sırası ördük. Son sıramıza geçtik artık. Şimdi bu noktada köşeye tam artırmanın olduğu noktaya trabzan gelecek. Bir de şu noktaya trabzan gelecek. Şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batarak bir tane sık iğne örüyorum. Bu sık iğneden sonra tığımın başına doluyorum. Ve şuradaki bir zincirlik boşluğa batarak, sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa batarak 5 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi köşedeyim. Bu noktaya da yapacağım için sıradaki gelen, bakın ilk trabzana değil, ikinci trabzanın tepe boşluğuna trabzandan sonra direkt batıp dolamadan ilmek çıkarıyorum. Sık iğne örüyorum. Tığımın başına doladım. Şimdi bu köşe artırmanın olduğu bir zincirlik boşluğa batarak 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımızı ördük. Şimdi bu noktada bir zincirlik boşluğa batıyoruz artık. Bir zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyoruz. Köşeler böyle ekstradan bir artırma oluyor bu noktadaki eksik nokta kalmasın. Bir de çok fazla içe kapanmasın. Bu iple çalışıyorsanız eğer ördüğünüz zaman hafif böyle içe topluyormuş gibi ya da yamuk duruyormuş gibi olabilir. Mutlaka el ütüsü yaptığınız zaman örgü şeklini alıyor. Oldukça muntazam görünüyor. Burada sık iğnemizi ördükten sonra bir zincirlik boşluğa tığımızın başına dolayarak bir sonraki bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 5 tane ikili trabzandan sonra 2 trabzana hiç dokunmuyoruz. 1 zincirlik boşluğa direkt batarak sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar dolayarak 1 zincirlik boşluğa gelip 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Ve sonra geliyorum 1 zincirlik boşluğa batarak direkt sık iğne örüyorum. Bakın bu köşeler farklıydı. Şimdi bir zincirlik boşluğa sık iğne yaptıktan sonra bir sonraki bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örerek burada yapmış olduğum gibi diğer bir köşeye kadar, artırma noktasına kadar bu şekilde ilerliyorum. Diğer köşeye kadar geldik. Bakın artırma noktasına geldik. Artırmadan önceki bir zincirlik boşluğa da 5 tane ikili trabzanımızı ördük. Şimdi burada gelen trabzan artırma noktasına geldiğimiz için ilk trabzana değil ikinci trabzana direkt batıp sık iğne örüyoruz. Şimdi artırmanın olduğu bir zincirlik boşluğa tekrar 5 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Hemen hızlı bir şekilde örelim. 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra gelen bir zincirlik boşluğa batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada tekrar bir zincirlik boşluğa, bir sık iğne, bir sonrakine 5 tane ikili trabzan şeklinde bir diğer köşe artırma noktasına kadar ilerliyoruz. Bir diğer köşemize geldik. Şimdi burada 5 tane trabzan yaptık. Bir zincirlik boşluğumuz var. Fakat burada trabzan olması gerekiyor. Bu bir zincirlik boşluk ve bir diğer bir zincirlik boşlukta. Bunun için şimdi gelen trabzana, ikinci trabzanı batıyoruz. Direkt sık iğne örüyoruz. Sonra bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Sonra tekrar buradaki trabzanın tepe boşluğuna batıp ikinci trabzanın sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar bir zincirlik noktaya gelip tam artırma noktasındaki bir zincirlik noktaya gelip bakın bu köşe bu şekilde dönüş yapmış oluyoruz. 2, 3, 4 ve 5 tane
trabzanımızı ördük. Sonra gelen bir zincirlik boşluğa batıp sonraki bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. 5 trabzanı ördükten sonra bir zincirlik boşluğa sık iğne şeklinde şimdi bir zincirlik boşluğa 5 trabzan bir sonraki sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Şöyle bakalım. Bir diğer bakın köşe bu artık son artırma köşesi. Bir diğer köşeye kadar bu şekilde devam edip geleceğiz. Son artırma köşemizin olduğu noktaya geldik. Buradaki artırmadan önceki bir zincirlik boşluğa 5 tane trabzanımızı örerek ilerledik. Şimdi ikinci trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz burada. Direkt sık iğne örüyoruz. Sonra dolayarak buradaki bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Burada 2, 4, 5 tane trabzan ördükten sonra karşı tarafla eşit olabilmesi için şimdi burada ne yapacağız? Geliyoruz. İkinci trabzanın tepe boşluğuna direkt batarak bir sık iğne de bu noktaya örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Şimdi buradaki bir zincirlik boşluğa da gelerek 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi sık iğne örüyoruz bir zincirlik boşluğa. Bir sonraki sık iğne, bir zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu şekilde artık sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 5 trabzan, 1 zincirlik boşluğa sık iğne, 1 zincirlik boşluğa 5 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Buradaki son 1 zincirlik boşluğa da 5 tane ikili trabzanımızı ördük. Başlarken zaten sık iğne ile başlamıştık. Şimdi burada artık ipimizi keseceğiz. 5 tane trabzan ördükten sonra ipimizi şöyle yeteri kadar kesiyorum. Bu ipi çok kısa keserseniz eğer makine yaptığınız zaman sökülme ihtimali olur. Bu yüzden biraz fazla kesip şöyle ilmeğimizden trabzandan direkt çıkarıyorum. Sık iğnenin olduğu boşluğa bu şekilde direkt batıp bakın şu nokta sık iğnenin tepe boşluğu değil trabzanın tepe boşluğu oluyor aslında. Bu noktaya batıyorum. İlmeği önden arkaya geçirdik. Şimdi trabzanın bakın iki çizgisi var. Bu iki çizgiye ve arka tek kanada bu şekilde batıp bu çıkardığımız ipi bu noktadan geçiriyoruz. Bakın sıra böyle başak başak görünmüş oluyor. Sonrasında bu kalan ipi de dediğim gibi makineye attığımız zaman çıkmayacak şekilde sağlam bir şekilde gizlemiş olacağız. Şöyle trabzanların olduğu noktalardan hemen hızlı bir şekilde gizleyelim. Tamamen ipimizi gizleyerek bu şekilde tamamladık. Artık paspasımızın son halini görebiliriz. Son görünüşümüz de bu şekilde. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki mağazadakinden daha muntazam ve güzel oldu. Çalışırken inanılmaz keyif aldım. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kendinize, çeyizinize örebilirsiniz. Gerçekten yapımı çok çok kolay. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.